Çadır günlükleri başlıyor. Tada! Kurulum devam ediyordu. Aslında 2 saniyeydi hani bu çadır. Tada! Çadır hazır. Nerede başlıyor? Biz şimdi Ayvalık Çamlık Camping'deyiz. Bu benim çadırda ilk kalışım olacak. Göker azıcık daha tecrübeli bu konuda. Ben de içimdeki outdoor cıplıları serbest bırakmış oldum. Peki nasıl oldu? Biz Ayvalık'a gelmeyi düşünüyorduk. Çadır almayı da düşünüyorduk zaten. Sonra Ayvalık'ta neden çadırda kalmıyoruz deyince çadırımızı aldık hemen. Ayvalık'a geldik. Şimdi bakalım nasıl bir şey çadır kurmak, yapmak, çadırda kalmak. Hava birazcık soğuk ama bakalım nasıl olacak. O benim ilk kalışım ama bakalım son kalışım olacak mı? Bu gezinin sonunda göreceğiz. Umarım bunların devamı gelir. Çadırda kalmayı severim. Şimdi çadırımızı kuralım hemen. İşine girmek için sabırsızlanıyorum. Valla baya kolaymış çadır kurmak 2 saniyede. Evet, 45 derecelik bir açıyla. Gel. Kurulum devam ediyordu. Aslında 2 saniyeydi hani bu çadır. 2 saniye geçti. Tada! Çadır hazır. Çadırı kurduk ama içi bayağı boş kaldı. Şimdi yatağı getireceğiz içine. Yatağı şişireceğiz. Sonra uyku tulumlarını getireceğiz. Ki akşam gelip daha uğraşmayalım şişirmekle. Çadır hazır oldu. Şöyle içinde göstereyim. Yatak da hazır. Uykusunları da içine attık. Akşam o saatte girip bir daha uğraşmamak için bayağı iyi oldu. Ama biraz zaman aldı sanki. Bilmiyorum. Evet, çadır tamam. Kapattık, her şeyini hazırladık. Şimdi biraz da etrafı göstereyim ben size. Şöyle uzaklaşayım, hem evimiz de görünsün. Burada şu şekilde teras, herkesin kendi çadırını getirip kurabilmesi için yerler var. Ve zemin oldukça düz, kullanışlı, uygun. İşte şu gördüğünüz beyaz, bunların hepsine kendiniz çadırınızı getirip kurabiliyorsunuz. Şu arkada görülen de ahşap bungalov evlermiş. Bunların içinde yatak var, tuvalet ve duş var.
Yazın geceliği 120 liraya kalınabiliyormuş ama içerisi pek iyi durumda değil yani, tuvaletler ve duş kısmı. Bilmiyorum, bence en iyisi kendi çadırını getirip kurmak. Bir de burada tuvaletler dışarıda. Biz ilk geldiğimizde göstermişti burada çalışan. Öyle ilk izlenimlerim böyle. Dikkat edilmesi gereken şeyler nedir daha tam bilmiyorum. Ama şöyle güzel bir şey var. Bence önemli bir şey şimdi düşününce. Böyle aydınlatmalar var. Biz hemen aydınlatmanın altına kurduk. Biz çadırı burada seçtik. Hem önümüz boş. Sabah uyanınca deniz manzarasıyla uyanmak için. Ayrıca bir de şöyle prizler var direkte. Onlar da iş görür diye düşünüyorum, bence önemli. Çamlık Camping'den ilk izlenimlerimiz böyle. Burası çamaşırlarıyla dolu. Çok uygun bir isim bulmuş kendi, çok orijinal. Bakalım. Evimize geri döndük. Biz bu sürede ne yaptık? Ayvalık Merkezi ve Cunda'yı gezdik. Hava bayağı serin olduğu için erken döndük. Şimdi biraz çadırda vakit geçireceğiz. Heyecanlıyım. Burada bugün yazmak için bayağı zamanım olacak. Bu konularda bayağı tecrübesizim. İşte nereye dikkat etmek gerekir, neler önemli, ne almak lazım, ne yapmak lazım pek bilmiyorum. Her tecrübede biraz daha öğreneceğim. Bunları da öğrendikçe sizlerle paylaşırım. Şimdi çadıra geçeceğim ilk gece için heyecanlıyım. En büyük korkum üşümek. Ama sabah uyandığımızda şu karşıdaki manzarayı göreceğim için bayağı heyecanlıyım. En güzel tarafı da bu olsa gerek. Çadır gününün sabahından günaydın. Biraz düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Sanki biraz çadırda kalmak için acele etmişiz gibi geldi bana. Çünkü gece biraz serindi. Biraz değil, bayağı serindi. O yüzden gece ben çok üşüdüm. Hatta Gökhan da üşümüş. Hiç deliksiz bir uyku uyuyamadım. Yani sürekli uyur uyanık vaziyetteydim. Kısaca ilk kamp gecesinin özeti üşümekti benim için. Çünkü bizim çadırımız da yazlık bir çadır. Hem güneşe karşı korumalı, yani yazın çok sıcak olmasın diye. Hem de her tarafta havalandırması bulunuyor. Yaz için çok iyi bir şey ama zaten gece rüzgar vardı. Sürekli her taraftan hava giriyordu. Yani ne kadar kapatmaya çalışsak da. Uyku tulumumuz da çok böyle soğuklara karşı korumalı değil. Daha ince. Ama yine de sabah uyanınca güzeldi. Yani sabah şu manzaraya uyanmak, kuş seslerini duymak güzel. Herhalde yazdan önce bir daha çadır kurmam diye düşünüyorum. Daha sıcak, daha güzel bir günde, daha güzel yerlerde. İkinci çadır macerasında görüşmek üzere. Bu böyleydi. Hoşçakalın. Evimizi biraz erken topladık. Ama çadır kaldırması kurmasından azıcık daha kolay diyebiliriz. Toplanması da Şekila'da görüldüğü gibi. Şimdi 8 yapacak. Önce 0 yaptık. Evet, 0. Pardon, önce şunları kapatmayacak mıydık? Evet. Ben de bu arada sabahki burada uyandığınızda göreceğiniz manzarayı size göstereyim. Şöyle